Evet selamlar herkese Multiverse Saga rehberine devam ediyoruz. Bu videoda yer alacak projeler MCU'da Multiverse Saga ile birlikte daha fazla görmeye başladığımız sokak seviyesi hikayeleri ağırlıklı olacak videoya Black Widow filmiyle başlayacağız. Film Captain America Civil War'un hemen sonrasında geçiyor. 1995 yılında süper asker Alexei Soştakov ve Black Widow Melina Vostokov Rus gizli ajanları olarak çalışmaktadır. Natasha Romanov ve Yelena Belova'nın kızları olduğu Ohio'da bir aile gibi davranıyorlardır. Bir gün S.H.I.E.L.D. bilgilerini çaldıklarından dolayı S.H.I.E.L.D. peşlerine düşer ve Küba'ya kaçmak zorunda kalırlar. Patronları General Draco, Natasha ve Yelena'yı video eğitimi için Red Room'a götürür. Sonraki yıllarda Alexi Rusya'da hapsedilirken Natasha ve Yelena başarılı suikastçiler haline gelir. Natasha, Clint Barton'ın Draco'nun Budapest ofisini bombalamasını yardım ettikten sonra S.H.I.E.L.D'e katılır ve bu bombalama sırasında Draco ve küçük kız Antonia'yı öldürür. 2016 yılında Natasha Sokovya Anlaşması'nı ihlal ettiği için kaçak durumundadır. ABD Dışişleri Bakanı Tadeusz Ross'tan kaçar ve Norveç'te Rick Mason tarafından sağlanan bir güvenli evde saklanır. Bu sırada Yelena eski bir bilek yudavı öldürür ancak Red Room'u kimyasal zihin kontrolünü etkisiz hale getiren sentetik bir gazla temasa geçer. Yelena Avengers'ın diğer videoları serbest bırakabileceğini umarak Natasha'ya panzehir şişelerini gönderir ve saklanmaya başlar. Natasha bilmeden arabasında şişelerle giderken Red Room ajanı Test Master ona saldırır. Natasha Test Master'dan kaçar ve şişelerin bu da peşteden geldiğini fark eder. Orada Draco'nun hayatta olduğunu ve Red Room'un hala aktif olduğunu söyleyen Yelena'yı bulur. Testmaster ve videolar onlara saldırır ancak Natasha ve Yelena onlardan kaçmayı başarır ve onlara helikopter sağlayan Mason ile buluşurlar. Natasha ve Yelena Draco'nun yerini öğrenmek için Alex'i hapisten çıkarır ve Alexi onları St. Petersburg dışındaki bir çiftlikte yaşayan Melina'ya yönlendirir. Orada Melina videolar üzerinde kullanılan kimyasal zihin kontrol sürecini geliştirmektedir. Melina Draco ve ajanlarının onları almaya geldiğini uyarır. Natasha Melina'yı onlara yardım etmeye ikna eder ve ikili yer değiştirmek için yüz maskesi teknolojisini kullanır. Gizli bir hava tesisi olan Red Room'da Melina, Alexi ve Yelena'yı kurtarır. Draco Natasha'nın kılık değiştirmesini anlar. Testmaster'ın bu da peşte bombalamasından sonra hayatta kalabilmesi için Testmaster'ı dönüştürdüğü kızı Antonio olduğunu açıklar. Bu Antonio'yu gördüğü herkesin hareketlerini taklit edebilen mükemmel bir askere dönüştürmüştür. Natasha her videoya takılan feromon kilidi nedeniyle Draco saldıramaz ancak kendi burnunu kırarak ve koku alma sinirini keserek kilidi kırar. Alexi Testmaster ile savaşırken Melina tesisi motorlarından birini devre dışı bırakır ve ardından Testmaster'ı bir hücreye kilitler. Diğer videolar Natasha'ya saldırırken Draco kaçar, Yelena videolara panzehiri uygular, tesis patlamaya ve düşmeye başladığında Natasha dünya çapındaki diğer videoların konumlarını Draco'nun bilgisayarından kopyalar, kalan iki panzehir şişesini alır ve Testmaster'ı kilitli hücreden kurtarır. Alexi ve Melina bir uçakla kaçarken Yelena Draco'nun uçağını indirerek onu öldürür. Serbest düşüşte Natasha Testmaster ile savaşır. İndikten sonra Natasha Testmaster'da bir panzehir şişesini kullanır ve diğerini Yelena'ya diğer zihin kontrollü videoların yerleriyle birlikte verir. Böylece onları bulup serbest bırakabilir. Yelena, Alexi ve Melina Natasha'ya veda eder. İki hafta sonra Mason Natasha'ya Avengers'la bir araya gelebilmesi için bir Queen jet sağlar. Natasha'nın ölümünden sonra geçen bir jenerik sonrası sahnede Valentina Allegra de Fontaine, Natasha'nın mezarında Yelena'yı ziyaret eder. Valentina, Natasha'nın ölümünden Clint Barton'ı sorumlu tutar ve onu Yelena'nın bir sonraki hedefi olarak atar. Evet, film çok başarılı değildi. Çok da gerek yoktu açıkçası Natasha öldükten sonra. Filmin asıl amacının Yelena'yı evreni tanıtmak olduğunu söyleyebilirim ama bunu da başarıyor. Şimdi sırada orijinal altıldan kendi solo filmine sahip olmayan tek Avenger'ın dizisine geçiyoruz. Hawkeye. 2012 yılında New York Savaşı sırasında genç Kate Bishop, Clint Barton'ın çitalarla savaşmasına tanık olur ve onun gibi kahraman olmayı arzular. Günümüzde Clint Noel için New York'ta çocuklarıyla vakit geçirmektedir. Bu sırada Kate annesi Eleanor ile birlikte yardım amaçlı bir müzayede galasına katılır ve annesinin Jack Dukuyan ile nişanlandığını öğrenir. Kate, Avengers Compound'un kalıntılarından elde edilen eşyaların yer aldığı bir kara borsa mücadelesine rastlar ve katılımcılar arasında Jake ve Jake'in amcası Armand'ı bulur. Açık arttırma eşyalar arasında bir saati çalmaya çalışan Trax Mafya tarafından kesintiye uğrar. Jake, Clinton Ronin kılıcını çalarken Kate, Clint'in Ronin kostümünü kurtarır ve onu giyerek mafya üyelerini yener. Daha sonra Lucky the Pizza Dog adını verdiği bir köpeği kurtardıktan sonra daha fazla araştırma yapmak için Armand'ın izini sürmeden önce dairesine kaçar ancak Armand'ın evinde öldürüldüğünü ve olay yerinden kaçtıktan sonra Track Suite mafya tarafından köşeye sıkıştırıldığını keşfeder. Ronin'in dönüşüne ilişkin haberi gören Clint, Kate'i kurtarır. Clint, Kate'i dairesine geri götürür ancak Traxuit mafya tarafından saldırıya uğrarlar ve Ronin kostümünü yerde bırakarak çıkmak zorunda kalırlar. Kate'in tatildeki teyzesinin dairesine taşındıktan sonra Clint çocuklarını eve geri gönderir ve Noel günü onları yeniden katılacağını söz verir. Kate iş yerine kadar eşlik eder ve ardından bir larp etkinliğinde Ronin kostümünü itfaiye departmanına çalışan Gris'ten geri alır. Daha sonra Kate, Eleanor'u Jake'in armağanın ölümüne karıştığını ikna edemez. Kate, Clint ile iletişime geçmeye çalışır ancak Triaxuit mafyanın Clint'i yakalamasına neden olur. Kate, Clint'i kurtarmaya çalışır ancak sonunda kendisi yakalanır ve Triaxuit mafyanın patronu Maya Lopez gelir. Maya, Clint'i ve Kate'i yıllar önce babasını öldüren Ronin hakkında sorguya çeker. Clint kendini kurtarmayı ve Triaxuit mafyayı savuşturmayı başarır ancak bu sırada Maya, Clint'in işitme cihazını kırar. Evet artık Clint çizgi romanlardaki bir işitme cihazı kullanıyor. Kate'i de serbest bıraktıktan sonra ikili Clint'in hileli oklarını kullanarak kaçmayı başarır. Maya'nın sağ kolu Kazi ona amcasıyla başını belaya sokmamasını tavsiye eder. Amcanın kim olduğunu ilerleyen bölümlerde öğreneceğiz. Tracksuit Mafya ve Jack hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen Kate, Clint'i Eleanor'un çatı katına sızmaya ve şirket hesabını Bishop Security'nin suç veri tabanına erişmek için kullanmaya ikna eder. Ancak Kate güvenli aşmaya çalışırken sistemin dışında kalır ve Clint kendisini Ronin'in kılıcıyla tehdit eden Jake ile karşılaşır. Clint, Eleanor ve Jake'in onu bir Avenger olarak tanımasının ardından durumu yatıştırır. Eleanor ondan Kate'i olayların dışında tutmasını ister ve daha sonra bilinmeyen bir kişiyle iletişime geçerek durumu ona bildirir. Clint karısı Laura'nın yardımıyla gizlice kılıcını kurtarır ve Jake'in Traxit mafya için para bir paravan şirketinin CEO'su olduğunu keşfeder. Bu sırada Kate, Clint'in Ronin olduğunu öğrenir. Clint kazıyı bulur ve ondan Maya'yı Ronin'e karşı olan kan davasından vazgeçirmesini ister. Daha sonra Laura Clint'e Drug Suit Mafya'nın çaldığı saatin bir apartmandan takip sinyalleri gönderdiğini söyler. Clint ve Kate saati almaya giderler ancak saati Maya'nın Clint ve ailesi hakkında da notlar tuttuğu dairesinde bulurlar. Clint maskeli bir saldırgan tarafından pusuya düşürülürken Maya Kate'e saldırır. Dörtlü arasında bir kavga çıkar. Kate Maya'yı yaralayarak onu geri çekilmeye zorlar. Clint de maskeri saldırganın yalana belev olduğunu ortaya çıkarır. Clint, Kate'i tehlikeye atmaya devam edemeyeceğini karar verir ve ortaklıklarını keser. 2018'de videoları kurtarmaya çalışırken Yelena bir anda bliplenir. Günümüzde Kate Eleanor'un evine döner ve ona Jake'in paravan şirketinden bahseder. Bu da Eleanor'un MIPD'yi arayıp onu tutuklatmasına yol açar. Kate dairesine geri döner ve burada Yelena'nın onu beklediğini görür. Yelena geçmişini ve Clint'i öldürme görevini açıklar. Bu sırada Clint Ronin kostümünü giyer ve Maya ile yüzleşir. Kavga sırasında maskesini çıkarır ve onu kan davasından vazgeçirip ailesini yalnız bırakmaya ikna etmeye çalışır. Maya'nın patronu için çalışan bir muhbirin babasının ölmesini istediğini ortaya çıkarır. Ancak Maya başlangıçta ona inanmaz. Kate, Clinton in kaçmasına yardım etmek için gelirken Maya babasının öldüğü gece ortalıkta olmayan kaziden şüphelenmeye başlar. Ertesi gün Yelena, Kate'e mesaj atarak Eleanor tarafından Clint'i öldürmesi için tutulduğunu ve Eleanor'un Clint'in Kingpin olarak tanımladığı Maya'nın amcası Wilson Fisk ile çalıştığını açıklar. Well, I've been worried about this time. Kingpin. Eleanor ortaklıklarını sonlandırmak için Fisk'le buluşurken Clint ve Kate onların bir kaydını izler ve Eleanor'un Armand'ı öldürdüğünü ve Jake'i komplo kurduğunu öğrenir. Noel arifesinde Clint ve Kate Eleanor'un Noel partisine katılırlar. Burada Kate annesiyle yüzleşir ve babasının Fisk'e borcu olduğunu öğrenir. Bu da Eleanor'un onun çalışmasına yol açmıştır. Kazi Fisk'in emriyle Eleanor'a suikast düzenlemeye çalışır ancak bunun yerine Clint'i e hedef alır. Clint Traxit mafyayı yenmek için Kate ile yeniden birlikte çalışır. Maya Kazi'yi etkisiz hale getirir. Kate Eleanor'u aramaya çalışırken Clint Natasha Romanoff'un ölümüyle ilgili gerçeği öğrenmek isteyen Yelena ile yüzleşir. Kavga ederler ancak onu Natasha ile olan arkadaşlığını ve tüm evreni kurtarmak için yaptığı fedakarlığı anlatır. Yelena onu bağışlar ve ayrılır. Fisk Eleanor'un kaçmasını engellemeye çalışır ancak Kate gelir ve onu Clint'in hile ile etkisiz hale getirmeyi başarır. Daha sonra Eleanor Armand'ı öldürmekten polis tarafından tutuklanır. Fisk kaçar ancak Maya karşısına çıktığında bir silah sesi duyulur. <laughs> Noel günü Clint, Kate ile birlikte ailesinin yanına döner. Saati Laura'ya iade eder. Laura'nın eski S.H.I.E.L.D. ajanı Mockingbird olduğunu öğreniyoruz. Ve Ronin kostümünü yakarak dizi sona erer. Hawkeye dizisinde en büyük amaçlanan biri kesinlikle Kate Bishop'u evreni tanıtmaktı. Yani bu Black Widow ve Hawkeye yapımları gelecek Black Widow ve Hawkeye'yi evrenin tanıttı diyebiliriz en büyük amaçları buydu kesinlikle. Vincent D'Onofrio'nun Kingpin rolüne dönmesi de dizinin en iyi noktalarından biriydi kesinlikle. Dizide çok kısa görüyoruz ve yani Kate'i onu yenmesi biraz hayal kırıklığı yaratıyor ama en azından gelecek için evrene dair olmuş oluyor. Şimdi Echo ve Kingpin'in hikayesinin devam ettiği Echo dizisiyle devam ediyoruz. Öncelikle dizide her bölümün başında bir flashback sahnesi yer alıyor. Bu flashbacklerin neredeyse hepsi Maya'nın ataları ile ilgili dizinin sonunda bir nebze bağlanıyor bu flashbackler ama ben çok da önemli bulmadığım için bu sahnelerden bahsetmeyeceğim. 2007 yılında Maya Lopez suçluların arabalarının frenlerini kesmesinin ardından annesi Talo ile bir araba kazası geçirir. Kazada hem bacağını hem de annesini kaybettikten sonra babası William ile birlikte Tamaha'dan New York City'ye taşınır. William Traxit Mafya'nın lideri olurken patronu Winston Fisk Maya'nın üvey amcası olur. Yıllar sonra Maya Clint Barton'ın Traxit Mafya'ya saldırıp William'ı öldürdüğüne tanık olur. Fisk William'ın katilini bulacağını söz vererek Maya'nın onun için çalışmasını ayarlar. Fisk'e ona verdiği bir görev sırasında Maya Daredevil'in saldırısına uğrar Daredevil ve Maya arasında kısa bir dövüş sahnesi görüyoruz. Ayrıca Daredevil'ın Snap'ten sonra kaybolmadığını da öğrenmiş oluyoruz bu sahneyle birlikte. Aralık 2024'te Maya Clint'le ile karşılaşır ve Fisk'in babasının ölümünü ayarladığını öğrendikten sonra Fisk'i gözünden vurarak babasının intikamını alır. 5 ay sonra Maya Tamaha'ya döner. Maya amcası Henry'den Fisk'in operasyonları sona erdirmesini yardım etmesini ister. Ancak Henry e ailesini tehlikeye atmak istemediği için bunu reddeder. Hayatta kalan Fisk ise başka bir yerde Aldığı yaranın ardından hastanede iyileşir. Maya, Fisk'in adamları tarafından korunan bir kargo treninin kaçırılması için kuzeni Bisküs'ten yardım ister. Bir mühimmat konteyneri bulur ve kasalardan birinin içine ev yapımı bir bomba yerleştirir. İnmeye çalışırken protez bacağı sıkışır. Maya birden atalarının görüntüsünü görmeye başlar ve elleri parlamaya başladıktan sonra bacağını serbest bırakmayı başarır. Sevkiyat Fisk'in New York'taki cephaneklerine birine varır. Black Knife kartel lideri Zane, Sevketi boşaltmaları için adam göndererek Maya'nın tesis yok eden bombasını tetikler. Maya daha sonra dedesi Scully'den geçici bir protez bacak alır ve Scully Maya'nın gördüğü kadınlardan birinin ilk çotavı olan Çaf olduğunu ortaya çıkarır. Henry mühimmat patlamasını öğrenir ve daha sonra Maya ile yüzleşerek onu kendisine yakın olan insanlara zarar vermeden bu saldırıları durdurması konusunda uyarır. Ancak Maya bunu reddeder. Bu sırada nenesi Chula ve küçüklük arkadaşı Bonnie Maya'nın tamaya döndüğünü öğrenir. Maya ikisiyle de konuşmayı reddeder. Maya Henry'nin çalışanı Wiki tarafından yakalanır. Kartele Maya'nın yerini bildiren Vicky'nin fiske bağlı olduğu ortaya çıkar. Henry'nin buz pateni pistinde hem Maya'yı hem de Henry'yi rehin tutar ve Henry'yi ziyarete geldikten sonra Bonnie'yi de yakalar. Zayn Maya için gelir ve Vicky'ye ihanet edip onu öldürür. Bonnie'nin yokluğu nedeniyle onunla yüzleşen Maya kaçar ve Zayn'e saldırır. Bir telefon aldıktan sonra Zayn ve adamları ayrılır. Maya Bonnie'yi daha sonra konuşacaklarını söyleyerek gönderir. Maya, Henry'den Fisk'in hala hayatta olduğunu öğrenir ve Henry ona yardım edeceğini söz verir. Scully, Maya yeni bir portesi bacağı verir. Maya eve döner ve Fisk'le karşılaşır. 2008'de genç Maya sağır olduğunu bilmediği için dondurma talebini anlayamayan bir dondurma satıcısı tarafından azar yer. Buna öfkelenen Fisk satıcıyı acımasızca saldırarak bir misilleme yapar. Maya bunun tadık olmasına rağmen pişmanlık duymaz ve in intikam olarak satıcıyı tekmeler. Birkaç yıl sonra Maya Fisk için çalışmaya başlamak üzereyken Fisk son bir ders verir. Yalnızca birbirlerine güvenebilirler. Akşam yemeğini bitirirken Fisk'in tercümanı görevden alınır ve kısa süre sonra öldürülür. Fisk, Maya'ya tercüman olmadan iletişim kurabilmeleri için arttırılmış gerçeklik kontak lensi verir. Fisk kendisiyle birlikte New York'a dönmeyi kabul ederse suç imparatorluğunu ona vereceğini ve karar vermesi için ona bir gün vereceğini söyler. Maya bunu Henry ile paylaşıyor ancak atalarına dair aniden bir vizyon görür. Chota Powow Festival alanında Chula da aynı vizyonu görür. Henry Maya'yı Chula'yı görmeye götürür ve ona ataların en çok ihtiyaç duydukları anda onlara yardım ettiğini söyler ve Maya'nın annesini doğururken aldığı bir vizyonu anlatır. Maya çocukken Chula tarafından terk edildiğini hissederek öfkeyle ayrılır. Chula daha sonra özel bir giysi üzerinde çalışmaya başlar. O gece Maya onu öldürmek niyetiyle Fisk'in oteline gider. Annesini dövdüğünü gördükten sonra babasından öldürdüğünü ona açıklayan Fisk ihtiyacı olan buysa tehdidini yerine getirmesini söyler. New York'ta kendisine katılma davetini tekrarlar ancak ertesi sabah Maya'nın Tamaha'yı onsuz bıraktığını öğrenince öfkelenir. Bisküvist Maya'ya Chula ve Bonnie'nin kaybolduğunu bildirir ve Maya Tamaha'ya döner. Hızla Chula'nın evini ziyaret eder ve annesi Taloa'nın bir vizyonuyla karşılaşır. Talao ona halkının mirasını vücut bulmuş hali olduğunu ve bu mirasın onun eylemlerine yansıyacağını söyler. Vizyon sona erer ve Chula'nın bitmiş giysisi ortaya çıkar. Chota Powwow festivalinde Maya, Chula ve Bonnie'yi kaçıran Fiski bulur ve ona ihanet ettiği için tüm ailesini öldürmekle tehdit eder. Biscuits canavar kamyonla Fiskin adamlarını etkisiz hale getirirken Henry Zane'i öldürür. Maya Chota güçlerini Fiskin adamlarını alt eden Chula ve Bonnie ile paylaşır. Maya güçlerini kullanarak travmasını iyileştirmek ve öfkesinden kurtulmasına yardımcı olmak amacıyla Fisk'i babasının annesini dövdüğü anıya götürür. Gerçeğe döndüğümüzde öfkeli Fisk kendisine ne yaptığını öğrenmek ister ve polis gelmeden festivalden ayrılır. Ertesi gün Maya tamamen ayrılmadan önce ailesiyle vedalaşır. Jenerik sonrası bir sahnede Fisk uçağında New York Belediye Başkanı'nın seçimlerinde ön plana çıkan bir adayın olmayışıyla ilgili bir haber izlemektedir. Evet ikonun çok da önemli bir yapım olduğunu söyleyemeyiz. Sadece son sahnesinde Kingpin'in belediye başkanının aday olacağını sinyalini verdiler. Bunu da Daredevil Born Again'de göreceğiz. Evet şimdi biraz daha geriye gidiyoruz yayınlanma sırası olarak ve Falcon and the Winter Soldier'la devam ediyoruz. Blip'ten 6 ay sonra Sam Wilson, ABD Hava Kuvvetleri Üsteğmeni Yohin Torres'in desteğiyle Batroku ve bir uçağı kaçırıp Tunus üzerinde rehin alan terörist grubunu durdurur. Steve Rogers tarafından Kaptan Amerika ünvanı verilen Sam, bu fikirle boğuşur ve Steve Rogers'ın kalkanını müzede sergilenmek üzere ABD hükümetine vermeye karar verir. Yakın zamanında affedilen Bucky Barnes, hükümetin zorunlu kıldığı terapiye katılmaktadır ve burada beyni yıkanmış bir suikastçı olan Winter Soldier olarak geçirdiği zaman telafi etme girişimlerini anlatmaktadır. Torres, bilip sırasının hayatın daha iyi olduğunu inanan başka bir terörist grubu olan Flex Smashers'ı araştırmaktadır. Torres, İsviçre'de bir banka soymalarına tanık olduktan sonra grubun insanüstü güce sahip bir üyesi tarafından yaralanır. Daha sonra kız kardeşi Saray'a aile balıkçılık işine yardım etmeye çalışan Sam'e bunu bildirir. Bu sırada hükümet yeni kaptan Amerika'nın John Walker olduğunu ilan eder. John Walker Good Morning America programına çıkar ve Steve Rogers'ın yuvanını yakışır bir şekilde taşıma arzusunu ortaya koyar. Bucky, Sam ve Flex Measures ve liderleri Carly Morgenteau'nun bir ilaç sevkiyatı çaldığı Münih'e eşlik etmeden önce kalkanın saklaması gerektiğini söyler. Sam ve Bucky gruba saldırır ancak teröristlerin hepsi süper askerlerdir ve ikiliyi alt ederler. John Walker ve Lamar Hoskins yardıma gelir ancak Flex Measures kaçar. Walker, Bucky ve Sam'le çalışmak ister ama bunu reddederler. Bucky, Sam'i 1951'de Kore Savaşı sırasında Winter Soldier ile savaşan kıdemli süper asker Isaiah Bradley ile tanıştırır. Ancak Isaiah, ABD hükümeti ve Hydra tarafından 30 yıl boyunca hapsedildiği ve üzerine deney yapıldığı için diğer süper askerler hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmayı reddeder. Bucky terapi randevusunu kaçırdığı için tutuklanır ancak Walker serbest bıraktırır. Baki ve sen bir kez daha Walker'la çalışmayı reddederler ve Bucky, seme tutuklu Helmut Zimo'yu ziyaret etmelerini önerir. Zimo, Flexi Meşhur'sı durdurmaya yardım etmeyi teklif ettiğinden Baki hapishaneden kaçmasını yardım etmek için bir hapishane isyanı düzenler. Gizemli Power Broker tarafından yönetilen bir suç sığınağı şehir adası olan Madrupur'a seyahat ederler. Yüksek rütbeli suçlu Selby, Power Broker'ın süper asker serumunu yeniden yaratması için eski hidrobilim adamı Dr. Wilfred Nagel'ı işe aldığını söyler. Sam'in gizli kimliği açığa çıkınca Selby öldürülür ve Metropur'daki her ödül avcısı Sam, Bucky ve Zimo'yu hedef alır. Adada kaçak olarak yaşayan Sharon Carter üçlüyü kurtarır ve onları Nagel'ın laboratuvarına yönlendirir. Carly'nin çaldığı serumdan 20 doz yaptığını öğrenirler. Ödül avcıları onlara saldırır ve Zima bir kaçış aracı bulamadan kaosun içinde Nagel'ı öldürür. Sharon Madripoor'da kalır ve Sam onun için bir af alacağına söz verir. Flex Smashers, Küresel Geri Dönüş Konseyi'nin yani GRC'nin depolama tesisine baskın yapıp bombalarken Zemo, Bucky ve Sam Letonya'da onları aramaktadır. Bucky, Wakanda'nın Dora Milaje üyesi Ayo ile karşı karşıya gelir. Zimo kralları Taçaka'yı öldürdüğü için Ayo, Baki'ye vakanladılar. Onu almadan önce Zimo'yu kullanması için 8 saat verir. Zimo, Carly'i üvey annesinin cenazesinde bulmaya yardım eder ve burada Walker ve Hoskins onları bulur. Sam, Carly ile tek başına konuşur ve onu şiddeti sona erdirmeye ikna etmeye çalışır. Ancak sabırsız Walker müdahale eder ve kavga çıkar. Zimo son şişeyi gizlice alan Walker tarafından yakalanmadan önce serumun çoğunu yok eder. Ayo ve Dora Milaje Zimo'yu almak için gelir ancak Walker onu teslim etmeyi reddeder. Ardından gelen kavgada Doromilej'e Walker'ı küçük düşürürken Zimo kaçar. Carly sarayı tehdit ederek Sam'i kendisine katılmaya ikna etmek için onunla buluşmaya zorlar. Walker ve Hoskins Flex Smashers'ın diğer üyeleriyle çatışır ve Carly'nin Hoskins'i yanlışlıkla öldürdüğü başka bir kavgaya yol açar. Arkadaşın ölümden öfkelenen ve serum alan Walker kalkanı kullanarak eylemlerini filme alan dehşete düşmüş seyircilerin önünde Flex Smasher'dan birini öldürür. Sam ve Bucky Walker'dan kalkanı talep eder ve bu Walker'ın Sam'in kanat giysisini yok ettiği bir kavgaya yol açar. Sam ve Bucky kalkanı alarak Walker'ın kolunu kırar. Bucky Zimo'yu Sokoya da bulur ve onu Dora şey teslim ederken Walker görevden alınır ve Kaptan Amerika ünvanı elinden alınır. Daha sonra Valentin Allegra de Fontaine John Walker'la konuşmak ister. Sam hasarlı kanat giysisini Torres'e bırakır. Siyah bir adamın Kaptan olamayacağını ve olmaması gerektiğine inandığını belirten Bradley'i ziyaret eder. Sam eve döner ve birkaç yarar halkın ve vakandalılardan Sam'e bir çantayı teslim eden Bucky'nin yardımıyla aile teknesinin onarılmasına yardım eder. Bucky ve Sam kalkan antrenman yapar ve geçmişlerinden yola çıkıp birlikte çalışmaya karar verirler. Flex Measures New York City'deki bir GRC konferansına saldırı planlar ve onlara Sharon'ın da gizlice işe aldığı Bedrock'ta katılır. Jenex sonrası bir sahnede Walker'ın hurda metalden ve savaş madalyalarından yeni bir kalkan yaptığı görülür. Wakandalılardan yeni bir Kaptan Amerika üniforması ve uçuş kıyafeti alan Sam, Bucky, Sharon ve Walker'ın yardımıyla Flex Mashers'ın saldırısını durdurmak için New York'a uçar. Batrock yanlışlıkla Sharon'ın Power Broker olduğunu açıklar ve Sharon Batrock'u öldürür. Sam Carly ile konuşmaya çalışırken Sharon onu öldürür. Sam GRC'yi Carlin'in uğruna savaşırken öldüğü yerinden edilmiş kişilerin zorla yer değiştirmesini ertelemeye ve bunun yerine onlara yardım etmek için çaba göstermeye ikna eder. Geriye kalan serumla güçlendirilmiş Flex Measures, Bucky ve Volka tarafından yakalanıp rafta e gönderilir ancak yolda Zimon'un uşağı Oiznik tarafından öldürüldüler. Defontaine Walker'a yeni bir üniforma ve US Agent kod adını verir. Bucky Winter Soldier olarak incittiği veya olanak sağladığı herkesten özür dilerken Sam Captain America Müzesi sergisine Bradley adanmış bir anıt yaptırır. Jenex sonrası sahnesinde af aldıktan sonra Sharon CIA'ya yeniden katılır ve bu erişimi hükümet sırlarını ve kaynaklarını satmak için kullanmayı planladığına dair bir görüşme gerçekleştirir. Steven Grant Londra'daki British Museum'da çalışmaktadır. Bir gece uyuduktan sonra Avusturya alplerinde uyanır ve Steven'in bilmeden elinde bulunan bir bok böceğini talep eden Arthur Harrow'un önderlik ettiği bir tarikat toplantısına tanık olur. Kaçmaya çalışırken birkaç kez bilinç kaybı yaşar ve evinde uyanmadan önce kafasında gizemli bir ses duyar. Steven uykuya dalmasının üzerinden iki gün geçtiğini fark eder. Dairesinde gizli bir telefon ve anahtar kartı bulur. Telefonun arama kaydında en sık kullanılan numara olan ve kendisine Mark diye hitap eden Lyle adında bir kadından çağrı alır. Ertesi gün iş yerinde Steven Mısır tanrıçası Amit'in hizmetkârı olduğunu ortaya çıkaran Harrow ile karşılaşır. Steven Harrow'dan kaçar. O gece işte tek başına kalmak zorunda kalır. Harrow Steven'e saldırması için çakal benzeri bir yaratığı çağırır. Ancak yansıması Steven'in kontrolünü ele geçirir ve Moon Knight'a dönüşerek çakalı öldürür. Steven müzenin güvenlik kameralarında görünmeyen çakal yaratığının verdiği zarardan sorumlu tutulur ve kovulur. Bok böceğini bulduğu depo dolabına erişmek için anahtar kartını kullanır ve Steven'in vücudundaki kendisini Mısır ay tanrısı Konşu'nun şu anki avatarı olan Amerikalı paralı asker Mark Spector olarak tanıtan başka bir kişiliği olan yansımasıyla konuşur. Steven Hero için çalışan polis memurları tarafından tutuklanmadan önce Mark'ın Steven'in varlığından haberi olmayan karısı Layla ile yüzleşir. Hero, Amit'i takip etmeyi seçene kadar kendisinin konşunun avatar olduğunu söyler. Amit'in mezarını bulmak ve onu diriltmek için bok böceğini kullanmak istediğini, böylece onun kötülük yapan veya yapacak olan herkesi yok ederek insanlığı kötülükten arındırmak istediğini açıklar. Layla, Steven'i kurtarır ancak Hero başka bir çakalı yarattığı çağırır. Steven, çakalla savaşmak için kendini Mr. Knight'a dönüştürmeyi başarır ancak bir süre sonra Mark'ın kontrolü ele almasına izin verir. Mark çakalı öldürür ancak Bok böceğini Hero'va kaptırır. Konşu Mark Hero'u durduramazsa Layla'yı bir sonraki avatar olarak seçmekle tehdit eder. Hero ve takipçileri Amiti Mısır çölündeki mezarının yerini keşfeder. Konşu Mısır tanrıları ve onların avatarlarını, onları Hero'un planları konusunda uyarmak için bir konsey çağırır ancak Hero suçlamayı reddeder. Hathor'un avatarı Yatsil, Mark'a Amiti mezarının yerini bilen Mae Jayn bulmasını söyler. Lyle Mark'ı bulur ve onu Lahit'in sahibi Anton Mogart ile görüşmeye götürür. Heror gelir ve Lahit'i yok eder. Mark, Steven ve Lyle'yi Mogart'ın adamlarıyla savaşmaya ve çöle kaçmaya zorlar. Steven, Lahit parçalarından bazılarının bir yıldız haritası halinde birleştirmeyi başarır. Ancak bu haritanın tarihi 2000 yıl öncesine dayanmaktadır. Konşu güçlerini kullanarak gece gökyüzünü kısa süreliğine doğru geceye döndürerek Steven ve Lyle'nin Amit'in mezarını bulmasına olanak tanır. Diğer tanrılar bunun için konşuyu bir uşap diye hapsederek Mark ve Steven'in vücudunu konşunun güçlerinden mahrum bırakır. Steven ve Layla Amit'in Horus'un gözü şeklinde bir labirent olan mezarının bulunduğu yerde ıssız bir kamp alanı bulur. Heravun adamlarından bazılarının daha sonra Steven ve Layla'ya saldıran ölümsüz Mısırlı rahipler tarafından öldürdüğünü keşfederler. Layla rahipleri yener ancak Mark'ın Layla'nın arkeolog babasını öldüren paralı askerlerden biri olduğunu iddia eden Herov'la karşılaşır. Steven mezarı bulur ve Amit'in son avatarının Büyük İskender olduğunu keşfeder. Amit'in uşap İskender'in vücudunun içinden alır. Layla öfkeyle Mark'la yüzleşir ve Mark, konşunun Mark'ı avatar olarak yeniden canlandırmasından önce ortağının Layla'nın babasını ve Mark'ın kendisini öldürdüğünü ortaya çıkarır. Hero gelir ve Mark'ı vurur. Mark hayatındaki insanların yaşadığı bir psikiyatri hastanesinde uyanır. Hastanede terapist olarak görülen Harold'dan kaçtıktan sonra Mark Steven'i bir lahitte hapsolmuş ayrı bir vücutta bulur. Ayrıca başka birine sıkışıp kaldı. ikinci bir lahit de görmektedirler. Swagger başlı bir kadın figürüyle karşılaşırlar. Swagger başlı kadın Mark ve Steven'in öldüğünü ve psikiyatri hastanesinin Mısır'ın öbür dünyası olan Duat'ta seyreden bir tekne olduğunu açıklayan Mısır tanrıçası Tavaret'tir. Ağrı'ya girip giremeyeceklerini belirlemek için kalplerini adalet telerzisinde tartar ancak kalpler birlikte keşfetmelerini önerdiği gizli anlar yüzünden dengesizleşir. Steven, Mark'ın küçük kardeşi Randall'ın boğulduğu ve Mark'ın annesinin bunun için onu suçladığını görürken, Mark, Steven'e Layla'nın babasını öldüren ortağı Bashman ile bir görevdeyken nasıl konuşunun amatör haline geldiğini gösterir. Mark ve Steven, Harrow'u durdurabilmek için Tavaret'te yaşayan dünyaya dönmelerine yardım etmeye ikna ederler ve Tavaret tekneyi Osiris'in kapılarına doğru yönlendirir. Mark isteksiz Steven'in annelerinin istismarı sonucu farkında olmadan yarattığını açıklar. Steven ve Mark birbirleriyle barışır ancak terazileri dengede olmaz ve düşman ruhlar onlara saldırarak Steven'i duata sürükler ve orada kuma döner. Terazi dengededir ve Mark kendini Aru'da bulur. Herof diğer Mısır tanrılarının avatarlarını öldürür ve Amit'i serbest bırakır. Layla Konşu'nun uşaptisini bulur ve onu serbest bırakır. Mark Aurora'da kalmayı reddeder ve Steven'i kurtarmak için Duat'a döner. Tavaret'in yardımıyla Osiris'in kapılarından kaçarlar ve bedenlerinde uyanırlar. Konşu onlarla yeniden bağ kurarak güçlerini geri kazanır. Layla, Amit'in birden fazla avatar tarafından yeniden bağlanabileceğini keşfeder ve Tavaret'in geçici avatar olmayı kabul eder. Harrow ve Amit ile savaşırken Mark, Steven ve Konşu'ya katılırlar. Harrow, Mark ve Steven'i alt eder ancak bir bilinç kaybı yaşarlar ve bu sırada bir şekilde Harrow'u yenerler. Mark ve Layla Amit'i Harrow'un vücudunda mühürleyerek onu hapseder ve konşu Mark'ı Harrow ve Amit'i idam etmeye çağırır. Mark bunu reddeder ve konşuya kendisini ve Steven hizmetlerinden çıkarmasını emreder. İkili kendilerini hastanede bulurlar ve dünyayı koruyarak yeni hayatlarına devam etmeyi seçerler. Jenerik sonrası sahnesinde ise Harrow ve Amit Mark'ın üçüncü kişiliği olan ve hala Konşu ile çalışan Jack Lockley tarafından öldürülür. Evet bu videoda yer alan projeler böyle daha çok dizi ağırlıklı ve dediğim gibi daha çok sokak seviyesi ağırlıklıydı. Sonraki bölümde tekrardan bu projeleri anlatmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere bay bay.